Herkese merhabalar. Konuşarak çiziyoruz programımızın 25. bölümüne hoş geldiniz. Pazar günleri saat 21'de artık oturdu diye düşünmekteyim. Konuşarak çiziyoruz günü. Bugün Mehmet Altuğ'u konuk edeceğiz. Karikatürist ve aynı zamanda kendisi hekim, doktor, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. İlginç bir sohbet olacak gerçekten. Hem karikatür hem tıp alanında yaptığı çalışmalar var. Bunların ikisinin birleşimi nasıl oluyor, onları bir konuşacağız. Gerçekten ilginç bir program olacak. Kamil Hocam merhabalar. Aradım size ulaşamadım, onu da söyleyeyim. Programdan sonra konuşuruz. Evet, Mehmet Altuğ hocamız geldiğinde hemen alacağım. 25. bölümümüz dediğim gibi. Dilerseniz, evet hemen Mehmet hocam geldi. Mehmet Altuğ'u hemen alıyorum ve başlayalım. Selamlar hocam, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Emre'ciğim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam bizim için yolculuk yaptınız ya bugün. Kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek. O benim normal yaşam formumdu zaten. Öyle mi? Ne güzel. Evet. Hocam dilerseniz ben sizin hakkınızda kısa bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Tekrar size hani kendinizi anlatın diye şey yapmayalım, yormayalım. Sohbetimize başlayalım sonra. 1957 Ordu doğumlu, 82 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 70'li yıllarda karikatür çizmeye başladı. Bizim için önemli nokta bu, bunları konuşacağız. Akbaba ve Özgür İnsan dergilerine karikatürler çizdi. Çizgi film çalışmalarında bulundu. 1979 yılında Nasrettin Hoca karikatür yarışmasının büyük ödülünü kazandı. Karikatür Vakfı'nın düzenlediği 15. Ankara Uluslararası Karikatür Festivali'nde birincilik ödülünü kazandı. Yurt içi ve yurt dışında birçok yarışma ve sergilere katıldı ve ödüller aldı. 90'lı yıllarda fotoğraf sanatıyla ilgilendi. Sergi ve yarışmalara katılıp o alanda da ödülleri var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. FECO, yani Uluslararası Karikatürcüler Federasyonu üyesi. Evli ve sanata meraklı iki tane de kızı var. Evet hocam, kısaca anlattım sizinle ilgili. Şimdi ben girişte dedim, yani hem karikatür hem tıp alanında çalışıyor, ilginç bir sohbet olacak dedim. Dilerseniz hocam, bu macera, karikatür macerası nasıl başladı? Tıpla nasıl birleşti bu? Nasıl oldu bu hocam ya? Çok teşekkürler Emre'ciğim. Öncelikle bu beni tanıtımında göstermiş olduğun iyi niyetten dolayı teşekkür ederim. Bu tanıtımdaki en önemli cümle bence en son cümleydi. Evli ve sanata meraklı iki tane kızım var. Sanata meraklı iki kız çocuğum olduğu için de büyük mutluluk duyuyorum ben. Karikatür merakı nasıl başladı? Biz yani o yıllarda 60'lı yılların bir devamı olarak karikatürü görüyorduk. Onunla yetişiyorduk, onunla büyüyorduk. Akbaba dergisi vardı. Daha henüz gırgır çarşaf piyasada yoktu. Akbaba dergisini okuyarak büyümeye başladık. Ve o yıllarda benim kuşağımdaki herkes gayet iyi bilirler. Gazetelerde birinci sayfa karikatürü vardı. Yazısız karikatürler vardı. Günlük olaylar üzerine düşünceye ağırlık veren karikatürler çizilirdi. Tabii bizde büyük bir merak ve heves uyanmaya başlamıştı. Lise yıllarında çizmeye ve resme olan merakım biraz da okudukça, biraz da politik yönde kendimi geliştirmeye başladıkça karikatüre yöneldi ve 70'li yıllarda 70 kuşağı olarak da karikatüre başladı. Tıpla karikatür veya sanatın bir bağlantısı var mı? Evet, var. Çünkü sonuçta hekimlik de insanlarla ilgileniyor. Sanat da insan için yapılıyor zaten. İnsanlarla ilgileniyor. Hele karikatür olduğu gibi insanla ilgilenen bir dal. Öyle olunca ister istemez hekimlerde biraz daha sanata yatkınlık var ama
Ben bunu çok da şey görmüyorum. Çünkü diğer meslek gruplarından da çok ciddi ve başarılı sanatçılar var. Yani sanat, yani hekimlerden çok sanatçı çıkıyor. Deyiminden çok emin değilim ben. Ama böyle bir ekstra bir ilgilenme durumu var gibi sanki hocam. Ya işte dediğim gibi insanlarla ilgilendiği için belki insan konumuz ikisinde de insan olduğu için biraz daha fazla oluyor ama diğer meslek gruplarından da eczacılardan, mühendislerden vesaire kendi çevremizde hepsinden de çok ciddi ve çok başarılı sanatçılar var. Hocam 73 kuşağı karikatüristlerin ilginç özellikleri var. Böyle yenilikçi bir kuşak. Çok güzel bir kuşak. Hani karikatüre büyük katkısı var. Ben şimdi minik bir tabii arşiv çalışması da yaptım programdan önce. Şimdi ekrana siz isterseniz o dönemi anlatın. Mesela şöyle bir fotoğrafla başlamak istiyorum. Bizim meşhur 1 Mayıs sergisi. Evet, size evet. De sürpriz. Evet, hakikaten sürpriz oldu. Yani yaklaşık 19 yaşlarında falanım. 3 tane karikatürüm vardı benim. Bu sergi basıldı. Bu sergi basıldı ve oradaki karikatürlerin hepsi yırtıldı. Benimki nedense yırtmadı. Benim demek ki karikatürlerimi sevmiş bu basan artık. Bilemiyorum. Bu basılan ve yırtılan, tahrip edilen sergi. Bir de o dönem şöyle bir özelliğiniz var hocam. Her yerde sergi açıyorsunuz o grup. Yani o kuşak. Kartonlara yapıştırıyorsunuz karikatürleri. Evet. Ve sokak sergileri, galerilerde de açıyorsunuz galiba. Kesinlikle. Tiyatrolarda, tiyatro salonlarında, evet. Sokaklarda, galerilerde, her yerde sergiler açıyorduk. O dönem, o yıllar çok daha iyiydi. Yani şimdikinden çok çok daha iyiydi. Orada bir daha bir özgürlük. Herkes istediği kadar çizebiliyordu, istediği şeyi söyleyebiliyordu, istediği yerde istediği sergiyi açabiliyordu. Şimdiki gibi sanata öyle bir baskı, böyle düşünceye, çizgilere bir baskı rejimi mi yoktu. Evet, karışık yıllardı belki ama bundan çok daha iyiydik. Çok daha romantiktik ve çok daha özgürdük. Çok daha özgürce çizebiliyorduk. Ben o yılları romantik yıllar olarak nitelendiriyorum. Çok mutluyduk o zaman. Şu sergi basıldığında bile yani şey yaptık, sesimizi duyurabildik. O zaman Ali Dinçer'di sanırım şeyin Ankara Belediye Başkanı. Onun büyük katkıları oluyordu. Bize birçok salon veriyordu. Hatta biz Kamil Hocam'la birlikte, Kamil Masaracı'yla birlikte onun vermiş olduğu bir çadırda ilk kişisel sergimizi açtık. Hemen burada bir fotoğraf girebilir miyim hocam? Buyurun. İşte bu kirlenme. Evet. Yani evet. Önceden haberiniz yoktu. Bunu ben hazırladım ama iyi denk geldi. ya şöyle bak, mesela o yıllarda Ali Dinçer belediye başkanı, Ankara Belediye Başkanlığı işte sergilerimize katılıyor falan, bizi de biliyor. Kamil'le biz de sergi açmaya karar verdik. Çizmeye de başladık ama salon yok. Kamil kardeşim de bunu anlatır zaten. Şeye gittik, belediyeye gittik. Başkanla görüşmeye. Başkan bizi gördü. Ya gençler ne oldu? Hayırdır, ne istiyorsunuz dedi. Tanıdı bizi tabii. Biz de sergi açacağız dedi. Karikatür aç, sergimizi açacağız. Nerede açalım diye. Hemen birisinin çağırdı. Şu Sakarya'daki çadırı gençlere verin. Şöyle bir ay falan bunlar sergi açsın dedi. Ve biz sergimizi açtık. O zamanlar başkanlara ulaşılabiliyordu. İnsanlara ulaşabiliyordu. Şimdiki gibi değildi. Bir de karikatürist olduğunuz için tabii size saygı da duyuyor. Şöyle Hayır. Eskilerden devam edelim hocam. Burası Kızılay Hayır. Meydanı galiba. Burada. Ankara Kızılay Meydanı. Muhtemelen o sergi öncesiydi. Ferit'i, Mustafa Doğrer, evet. Ali Fuat, evet Suha. Mustafa Saryalli görüyorum orada. Evet, o saçı var. Uzun olan galiba şu an yayında da. Bu yayın için hocam özel Instagram hesabı açtı sizin için. Büyük başarı. O büyük başarı. Büyük başarı. Evet, orada Kamil hocamızı da görüyorum. Kamil, bu programın başlangıcını hocam Kamil Masaracı hocamızla yaptık. O yüzden bizim izleyicilerimiz onu bayağı bir yakından tanıyor. Şöyle bir fotoğrafımız daha var. Yine aynı gün galiba ama ekip biraz değişmiş burada. Evet. Bu hangi sergiden hocam? Bu da yine 1 Mayıs sergisi.
dergisinden de herhalde orada porte karikatürler çiziyordu. Ya hemen o Kamil'in yanında oturan arkadaş herhalde bir problem geçirdi. Ben de tam hatırlayamam. Vefat etti diye duydum ama onu Kamil belki daha iyi bilir. Evet, burada porte karikatürler çiziyordu. 3-5 kuruşta para kazandık tabii. Evet. Ya burada hocam benim tanıdıklarım bir de Sait Munzur görüyorum sanki. O ayaktaki gibi ama. Tabii Sait o. Sait, Ali Fuat Süer, ben, Kamil, Mustafa, o arkadaşın ismini hatırlayamıyorum ve Mustafa Doğruer. Mustafa Doğruer'den de bir haber alamıyoruz. Sakallı olan Ali Fuat Hoca yani. Ali Fuat Süer. Evet. Onu da yayına almıştık. Oradan hatırlarsınız. Hocam gerçekten evet. Yani karikatür anlamında çok 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 üretken bir gruptu. Ve o gruptan mesela sizin gibi ilginçtir hekim ağırlıklı bir grup çıktı. Onun yanında karikatüre devam edenler çıktı. Kamil Hoca Erkan mı diyor hocam? Erkan mı? Evet, Erkan. Hakkında belki bilgisi vardır onun. Evet. O dönemi biraz hani o özellikle Ankara'dasınız. O Ankara'nın bir kültür sanat olma durumu var o dönem. Merkez olma. Ben mesela Nezih Tanyal hocamızdan çok dinledim. Ağzım açık dinlemiştim. Bir Ankara anlatıyor hocam diyorum. Buna nasıl bir Ankara acaba? Biraz o dönemden bahseder misiniz? Ya şimdi bu da Nezih hocanın çok büyük bize faydası ve etkisi oldu. Yani o dönemde bizi bir araya getiren, toparlayan. Yani hepimiz ayrı ayrı, herkes bir yerlerde bir şeyler yapıyordu, çiziyordu. Hepimizi bir araya getiren ve bize teşvik eden Nezih Hoca oldu. Bize birçok sergi olanağı açtı. İşte bir grup kurduk, orada oturup konuşuyorduk. Her hafta bir şey planlar yapıyorduk Ankara Sanatseverler Derneği'nde. Daha sonra işte sergiler açıyorduk, kendi aramızda sergiler açıyorduk. Karikatür üzerine konuşuyorduk, tartışmalar yapıyorduk. Güzel yıllarda. Ve herkes hayatından çok mutluydu benim bildiğim kadarıyla. Bir de şöyle şeylerden bahsediyor hocam Nezih Hoca. Hani özellikle biraz o dönemi konuşmak istiyorum açıkçası. Mesela bakanlığı anlatıyordu. Bakanlıkta kafeler varmış. O kafelerde edebiyatçıların bir kafesi, işte plastik sanatçıların bir kafesi, evet. Sporcuların bir kafesi gibi hepsi birbirine böyle ziyaretlerde bulunup fikir alışverişinde bulunuyor. Kesinlikle. Veya hepsinde toplandığı yer Sanatseverler Derneği'nde oluyordu. Daha çok Sanatseverler Derneği'nde bir araya geliyordu. Özellikle yani ben öyle yapabiliyordum ancak. Çünkü o sırada öğrenciydim. Okula da gidiyordum. Yani benim karikatür mesaim haftanın belli günlerinde Sanatseverler Derneği'nde oluyordu. Haftanın birçoğunda da birahanelerde oluyordu. Biracılara giderdik yani. O zamanlar da hep, yani oralarda vardı. Çok zengindi o konuda Ankara. Ve yani İstanbul'dan hani şu an belki İstanbul gibi görünüyor ama o dönemlerde İstanbul'dan sanatçılar Ankara'ya geliyormuş. Yani Ankara'da tiyatrocular oyunlarını oynuyormuş filan. Tabii. Ya mesela Sanatseverler Derneği'nde bir aktivite olmuştu. Ast oyuncuları çocukları toplayarak onlara masal okuyordu. Onlar masal okurken biz de arka duvarda o anı çizerek işte canavarlar, şeyler, işte kraliçeler, prensler o anlatmış olduğu şeyi çizerek harika aktivasyonlar oluyordu. Yani o sanat dalları birbiriyle etkileşim halinde. Çok bağlı ve çok etkileşim halindeydi. Çok farklı bir yıllardı. Özlüyorum o yıllar açıkçası. Yani ben yaşamamama rağmen ben de özlüyorum hocam. Yani duyunca insanın özleyesi geliyor gerçekten. Ki hele şu son dönemde o kadar herkes kendi kabuğuna çekildi ki hani bu koronadan öncesinden bahsediyorum. Evet. Yani şimdi tabii anlayış da çok değişiyor. Şimdi, yani ister istemez ülkenin üzerindeki hava her şeyi etkiliyor. Yani o yıllardaki hava çok farklıydı, şimdiki hava çok farklı. Şimdiki büyük bir baskı içinde işte ne kadar bir şeyler yapabiliyorsa arkadaşlarımız onlar yapabiliyorlar ancak. Ama o yıllara gelince hiçbir sınırlama yoktu. Herkes her şeyi çizebiliyordu, her şeyi söyleyebiliyordu. Peki hocam yani, böyle olmamız hani bahsettiğiniz etkenler var elbette ki ama
Teknolojinin böyle bir etkisi de var mı sizce? Ya teknolojinin etkisi var tabii. Teknolojinin etkisi yapmış olduğu uygulamaları, sanatını herkese daha çok yayabilirsin. Bir de yani bizim yapmış olduğumuz şey karikatür üzerinde karikatür paylaştıkça ve karikatür görüldükçe değer kazanıyor. Çizilmiş olan bir karikatürü ne kadar çok kişi görürse o karikatür o kadar başarılıdır ve o kadar değerlidir. İstesin bir kişi görsün, duvarın asacak hali yok ya veya astığı zaman hiçbir değeri kalmıyor, yoktur ona. Ne kadar yaygınlaşırsa o kadar değerlidir. Teknoloji bugün sosyal medya ve diğer teknolojik girişimler buna büyük olanaklar sağlıyorlar. Ama bu olanaklar yeteri kadar faydalanıyor mu? O konuda tereddütlerim var. Yani şimdiki karikatür anlayışıyla bizim o dönemin ve bizim kuşaktaki insanların karikatür anlayışı çok farklıydı. Belki de biz artık yani neslimiz tükenmek üzere diye düşünüyorum. Bu Yok anlamda. yok hocam, olur mu? Peki hocam, nasıl farklar görüyorsunuz? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani nasıl bir sizin o dönemle, o kuşakla şimdi günümüze baktığımız o mizah dili nasıl değişti sizce? Nasıl bir farklılık var? Ya bizim dönemde düşünce biraz daha ağırlıklıydı. Düşünceye daha fazla önem verilirdi ve daha politiktik, daha politik karikatürler çizerdik. Bu dönemde ise mizah çok ağırlıklı, gülmece çok ağırlıklı. Düşünce ve politikaya o kadar ağırlık verilmiyor. Genel olarak konuşuyorum ama ağırlık verilemiyor. Bir de yazı olayı bizde yoktu yani. Bizden evvelki 60'lı kuşak yani abilerimiz bu konuda çok sertti. Yani karikatürün içine yazı girdiği zaman derdi. Yazıyı kapattığın zaman karikatür anlaşılmayacak. Karikatürü kapattığın zaman yazı anlaşılmayacak. Bu kadar bütün olacak derdi. Biz korkardık yazı yazmaya karikatürü. Şimdi çok güzel espriler yapıyorlar. Hakikaten çok başarılılar. Ama işte bir portre yapıyor veya bir tipleme yapıyor. Onun üzerine baloncuklarla doldurarak güzel espriler çıkartıyorlar ama bu. Yani bizden farkı bu. Bizde daha böyle düşünce ağırlıklıydı. Daha böyle genel konular çizerdik, politik konular çizerdik. Anladım hocam. O zaman şöyle devam edelim mi hocam? Karikatürleriniz üzerinden biraz devam edelim. 79'dan Nasrettin Hoca'da büyük odur alan karikatürü. Bu karikatürüm çok yaygınlaştı, çok kullanıldı, hala da kullanılıyor, eğitim kurumlarında da kullanılıyor. O yıl Dünya Çocuk Yılıydı, onun için çizmiştim. Eğitimi anlatmıştım, yani burada eğitim sorununu anlatmıştım, eğitimin ne kadar zorbacı olduğunu anlatmıştım. Yani şimdi mesela bu karikatürde o yıllarda akrostis diye bir olay vardı, daha çok şiirde kullanılır. Yani farklı bir anlam vardı. Bunu da İlhan Selçuk, Ziver Bey Köşkü'ndeki ifadelerinde belli kelimeler, cümlenin içindeki belli kelimeleri bir araya getirdiği zaman bir şifre çıkıyordu. Onun şifresi bu ifade işkence altında alınmıştır oldu. Bunu Güney Amerika'da işkence, faşistlerin işkencesine maruz kalan birçok devrimci Güney Amerikalı da aynı şeyi kullandılar. Bu beni çok etkilemişti. Çok hoşuma gitmişti. O zamanlar şöyle düşünüyordum. Ya diyordum yani evet karikatürü çiziyoruz ama bunun içine başka bir anlamlar koyabilir miyiz? Başka gizli ifadeler de olabilir mi diye düşünüyordum. Onu düşünerek de bu karikatürü çizdim ama bunu kimse anlamadı. Yani demek ki çok gizli yapmışım. Hocam, Da Dikkat Vinci'nin etmişseniz. şifresi gibi mi bu? Bir şey mi Evet var? yani. Yani bunu şimdi açıklamak durumundayım. Bu kadar yıldan sonra açıklayacağım artık daha hiçbir şey Aa, evet, yapmadım. şok Belki şok birisi şok. Yıllar diyor. sonra hemen Evet. programcı olarak. Evet. Evet, Mehmet Altuğ gizli şifreyi açıklıyor Gizli. sevgili seyirciler. Dikkat etmiş olduğunuz gibi yani bu karikatürde kişi sol elini kullanıyor. Yani sol elini kaldırıyor. Aslında orada bir ayna efekti verdim ben. Yani sordum yani merak ederdim. Ya niye bana mı kimse sormuyor diye. Niye böyle ters duruyor diye. Bir ayna efekti verdi. Bu eğitim yani evet işte öğretmenler, devlet vesaire bu eğitim yapıyor ama herkes bir eğitimci. Biz de eğitim yapıyoruz. Çocuğumuzu eğitiyoruz, hayvanımızı eğitiyoruz, arkadaşımızı eğitiyoruz, eşimizi eğitiyoruz, eğitiliyoruz. Yani herkes bir eğitimci.
Ve bu aslında bu karikatüre bakan, biz de eğitim verirken işte evcil hayvanı eğitirken bile zorbalığa başvuruyor. Çocuğunu bile zorbalıkla eğitiyor. Ben genelde bütün insanlara bir eleştiri getirmek istedim. Ve bu karikatürü işe yaparken, çizerken ayna efekti verdi. Ama bu gizli şeydi tabii ki. Şimdiye kadar kimse sormadı. Ve yıllar sonra kaç dediniz? Evet. 60, 79 yılı değil mi bu karikatür? 79 yılı. Herhalde 20 yaşındaydım. Ben 21 yaşındaydım. Karikatür şu an 30, yani 29, şey hatta 40 yaşında ya. Karikatür benden büyük. 40 yaşında. Bu karikatürün önünde hem çizgi olarak hem de benden yaşça büyük olduğu için saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler. Evet hocam, yani böyle biraz ekranımız tabii burada sınırlı olduğu için çok net anlaşılmayabilir. Evet, bu Yunanistan'daki bir yarışmadan bir karikatürdü. O kirlenmeyi, yani bütün şehrin ve bütün doğanın kirlenmesini bir çamaşır makinesiyle yıkayarak temizlediği, yani kirlenmeye karşı bu kadar basit ve anlamsız önlemler alındığını o yıllarda çizmiştim. O da 79 veya 80 yılları olabilir. Peki hocam, o dönemler öğrenci miydiniz hala yoksa? Öğrenciydim tabii. Tıp bakımında öğrenciydim. Öğrenciydim. Tamam, hemen sıradaki gelsin. Bu da işte Nasrettin Hoca'da bir ikizler de 77 olabilir. Evet, 77 yılında özel ödül almıştım. İşte o zamanki protest karikatürler, yani işçinin karşısında çok böyle sert ve dimdik duran egemen gücün aslında ondan kalbinin oradan açılan kapaktan nasıl korktuğunu gösteriyor. O yılları yansıtan bir karikatür. O yıllar böyle şeyler çizerdik. Çok severdik böyle. Hocam bir de sizin karikatürlerinizden teknik olarak şey çok dikkatimi çekiyor. Yani tarama dediğimiz çizgiyi o kadar güzel uyguluyorsunuz ki o taramalarla ışık gölge verme olayı filan. Evet. Ya şimdi bu sosyalist ülkelerde çok kullanıyordu o yıllarda. Ben de onlardan gördüm. Onlardan başladım. Şöyle bir şeyim vardı benim. Yani benim bir zaman kısıtlamam yoktu. Herhangi bir dergiye, gazeteye bir karikatür yetiştireceğim diye bir sıkıntım yoktu. Dolayısıyla bunlar aslında hepsi tek çizgi. Önce bir tek çizgi çiziyorum. Karikatürü çizdikten sonra yani onu hemen elden çıkartmak zaman kısıtlamamda olmadığı için bana şey geliyordu, sıkıcı geliyordu. Onun için biraz daha oynayayım diyordum. Oynuyor. Evet, işte böyle taramaya başladık. Şimdi tarama yapmadan karikatür yapamıyorum. O artık sizin bir iletişim o tamamen şey, karikatürle daha fazla haşır neşir olmak, daha fazla zaman ayırmak için. Bir de o yıllarda işte çok vurgulayacağım özdeleri, örneğin buradaki işçiye taramazdım, onu beyaz bırakırdım ki onu daha vurgulamış olayım diye. 20 yaşlarında onu yapıyordum. Süper. Evet, bu sergiden 7'den 77'ye sergisindendi. Nezih Danyal kardeşim sağ olsun bana böyle bir sergi açma fırsatı verdi o yıllarda. O dünyayı çocuk gözüyle görmek istedim. Ben de karı ve kartop, işte karnı adamları, kartoplarını çok severim. Yani kışın bittiğinde, yaz geldiğinde karlar eriyecek diye üzülürdüm ben. Belki de aynı duyguyu paylaşan çocuklar için bu karikatürü çizdim. Yani bunu bir buzdolabı gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel. Öyle hayal ediyor gerçekten buzdolabı olduğunu. Çok tatlı bir karikatür. O zaman 7'den 77'ye demişken bir de bu karikatüre bakalım. Evet, işte bu ödül almıştı. Büyük ödül almıştı. Büyük ödül almıştı. Bunda teknoloji nereye gelirse gelsin insan insandır. Teknoloji ve dünya nereye gelirse gelsin her insanın içinde bir çocuk vardır ve o çocuk da yaşar. Burada onu vurgulamaya çalıştım. Sevdiğim bir karikatür diyor bu. Oradan yine bir uçurtma değil mi? O herkesin çocuklarında. Uzay istasyonunda
uzay istasyonunun camından dışarıya doğru uçurtma uçuran, yani uzay, uçurtma, istasyon birbirinden çok farklı ve zıt şeyler. Eğer olay birbirinden ne kadar farklı ve zıt olursa espri o kadar kuvvetli oluyor. Yani uzay ve uçurtma birbirine hiç uymayan bir şey. Uçurtma havayla, hava akımlarıyla uçacak bir şey. Uzayda öyle bir şey yoktur. Ama bunları birleştirdiğinde ve bunu da yapan bir çocuk olduğunda o insan içindeki o saf duyguyu, o çocuksu duyguyu ne hale gelirseniz gelirsin yaşarız. Şu anda da yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bunu yani. Teknoloji biraz evvel konuştuk. Çok ilerledi belki. Cep telefonlar, işte bilgisayarlar vesaire, ama o içimizdeki çocuk her zaman var. Olmalı da zaten. Peki hocam, bu noktada espri üzerine çalışırken tabii bütün yöntemimizi söylemeyin de o size sır da kalabilir. Ama hani nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Hani nelere dikkat ediyorsunuz o aşamada bir espriyi işlemeden önce? Ya tabii bu bir yerde benim ustalarımdan gördüğüm kadarıyla yetenek. Ama ben kendi şeyimde, düşüncemde zıtlıkları bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla insan aklında bir yıl saçma sapan, yani karikatürcü her şeyle ilgilenir. Karikatürcü her şeyi okur. Karikatürcü her fantastik olayla, filmle, kitapla ilgilenir. Çünkü onun aklında bir yıl fantastik görüntülerin ve bulguların olması lazım. Ama karikatürcü çok ciddi ve felsefi konularda okuması lazım. Siyasi konular okuması lazım. Sanatçı dünyadan ve ülkesinden kopamaz. Biz bu ülkenin, bu dünyanın bir parçasıyız ve bunun için de sanat yapmalıyız. Bütün sanatçılar için diyorum. Karikatürcü bir yandan beynindeki ciddi konular, bir yandan fantastik konular. İşte onları birleştirebilen kişidir. Dikkat ettiyseniz bu tür karikatürlerde birbirinden çok farklı objeler çok farklı şekilde bir araya gelirler ve harika bir fikir oluştururlar. Ben de çizerken mümkün olduğu kadar bu zıtlığı bir uyum içinde, yani zıtlığı uyum içinde yakalamaya çalışıyorum. Ne kadar başarıyorum? Bazen başarıyorum. Bayağı başarıyorsunuz hocam. Ellerinize sağlık. Bu arada izleyicilere küçük bir hatırlatma yapayım. Şimdi çok güzel yazılar geçiyor ama sorunuz varsa sorular kısmına yazarsanız kaçırmayayım, gözümden kaçmasın. Sonra onları Mehmet Altı hocamıza ileteyim. Evet, başka bir karikatür. Bir çocuk ve oyuncağı mı hocam? Ha, yanında. Evet, yani şimdi yani dünyaya, bu sergiye dünyaya çocuk gözüyle bakmaya çalıştım. Yani bir kişi kuşu kafeste tutar ama o kız çocuğu bebeğini de çok seviyor. Çok sevdiği bebeğinin de bir oyuncak kuşu olsun istemiş. Yanına da onu koymuş öyle. Öyle düşündüm yani. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, Sevda Deniz Hanım, bu karikatürlere nereden ulaşabiliriz demiş. Benim Facebook sayfamda olacak. Artık bir şekilde de iletiriz. Ama hepsi var. Hepsi var. Facebook. Hiç kitap çıkardınız mı diye sormuş hocam bir de. Hayır, hiç çıkartmadım kitap. Hiç çıkartmadım. Evet, o zaman bir kitap. İnşallah. Kitap görünüyor gibi ya. İnşallah. Bu da insan hakları için galiba hocam. O sergimiz içindi galiba. Evet, evet. Senin telefondan beni çizmek için zorladın. Karikatürlerden. Hocam 3-2 tane çizim, bir tane daha göndermen lazım dediğin. O yok vallahi, hocam, o sene. Ya senin dedim var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi benim üstüme kalmasın. Ben de anlatayım hocam. Şimdi geleneksel İnsan Hakları Barolar Birliği ile sergimiz oluyordu Karikatür Vakfı'nın. Nezih Hoca da tabii şeyi, evet, bana verdi. Sağ olsun sorumluluğu. Evet. Ben de herkesi arayıp karikatür istiyorum, konuyu söyleyip. Mehmet Hoca da o kadar haklı ki hem çalışıyor hem hekimlik yapıyor. O aralarda, evet, çizmeye çalışıyor. Ama tabii benim de kataloğu yetiştirmem lazım. Yani iki tane yolladı, bir tane kaldı. Herkes yolladı. Kataloğu yollayacağız. Mehmet Hoca'yı aradım, yollayacağım. Ben en son kozumu kullanıp Nezih Hoca'yı aramıştım. Evet. Nezih Hoca sizi aramıştı. Karikatür bir saat içinde gelmişti galiba. İşte bunu çizdim. Baksana, yok vallahi olsa dükkan sıkıyorum.
Dikkatliysen bunu diyen tip benim. Baktığına baktı mı? Dikkat et. Evet. Vallahi öyle güzel de bir anımız olmuş hocam. Evet. Ya bu karikatürün orijinali ilk çizdiğimde İtalya'da 78'de falan herhalde, 78-79'da İtalya'ya göndermiştim. Tam böyle şeyde noktalamayla yapmıştım onu. O Torino Dünya Karikatür, Torontino Dünya Karikatür Müzesi'ne kabul edilmişti. Bu 7'den 77'ye sergisi için yeni versiyonu renklendirdim ve daha farklı çizdim. Şu ana kadar bile gördüğümüz işlerin hepsi orijinaldi değil mi hocam? Orijinal, evet, orijinal. Peki son dönem bu dijital gelişmelerden sonra sizde bir tablet olayı oldu mu yoksa? Tabii hocam, tabletle çiziyorum. Tabletle çiziyorsun. Tabii, tabletle. Yani bu senin ön ayak olduğun sergilerdeki bütün karikatürleri tabletle çizdim. Peki kağıdı kalemi bıraktım. Bir fark var mı hocam yani orijinal yani tek olmaması dışında orijinal çok rahat oluyor. Orijinalden bir çok rahat oluyor. Çok rahat. Her yerde çizebiliyorum. Ya evet. Ameliyathanelere çizdiğim oldu. Çok rahatlıkla. Kadayı etmek için. Ben de edindim hocam. Ya yeni sayılır benimki daha bir ayı biraz geçti. Gerçekten dediğiniz gibi. Hatta hiç yapmadığım şekilde yatarak filan çizmeye başladım. Tabii. Yan gelip yatıp çizim yapabiliyorum yani. Evet. Yani kağıdı kalemi bıraktım diyebilirim. Ne yazık ki tamamen tablet. Ama o da başka şekilde yansıdı. Onu da konuşacağız birazdan. Onu söylemeyeyim. Birazdan izleyicilerimize sürpriz olsun. Tamam. Şöyle karikatürlerle devam edelim. Ya ben futbolu çok severim. Futbolcuya da üzülürüm yani, özellikle böyle soğuk karlı havalarda. İşte diye bu çocuklar için çizdiğim bir şey. Muhtemelen çocuklar da üzülüyordur. İşte kalesinde ısınan bir kaleci. Demek ki takım öbür tarafa bayağı baskı yapıyor. Bu yalnız kalmış orada. O yüzden bir sobasını orada ısınıyor ama oyunu da takip ediyor bu arada. Ne olur ne olmaz diye. Takımı ama bayağı iyi oynuyor demek ki. Aslında sizi ben Beşiktaşlı diye biliyorum ama hocam sarı lacivert yapmışsınız ya. Ben Fenerbahçeliyim. Nereden çıktı Beşiktaş? Şimdi yani ben herkesi Beşiktaşlı olarak görmek istiyorum. Niyeyse bilmiyorum. Nereden çıktı onu ben de bilmiyorum. Evet, şöyle bir karikatür. Bu gerçekten çok tatlı bir karikatür ya. Ya evet, yani ya şeyi vurgulama hep, yani insan içindeki çocuk da olsun, erişkin de olsun, herkesin içindeki o sevgiyi vurgulamaya çalışıyorum. Belki 7'den 77'ye karikatür sergisinde, o festivalde açılan karikatür sergisi bana bu konuda bir olanak verdi. Çünkü bu tür sevgi vurgulamalarını erişkin karikatürlerinde yapamıyorsun. Çocuk karikatür çok yapabiliyorsun. Yani bu da akvaryumdaki balığına bebeğiymiş gibi yaklaşan bir çocuğu canlandırdım burada. Ya burada da işte tezatlar var. Ya akvaryumdaki balık biberonla beslenir mi? Tabii ki olabilir, değil. İşte bu tezat espriyi getiriyor. Evet, kesinlikle. Hocam Turgay Karadağ hocamız, onu da yayınımıza konuk etmiştik sağ olsun. Bir sorusu var. Karikatürün doktorluğa katkısı oldu mu diyor. Güzel de bir soru. Ya Turgay'cığım, ben ortopedistim. Eğer ameliyatları karikatür gibi yaparsam var ya, atarlardı beni. Esprisi bu tabii ki. Ya şey, tabii insanları tanıma açısından faydası oluyor veya insanlara yaklaşım açısından daha faydası oluyor. Turgay biraz evvel o yazmış herhalde, kağıda kaleme yazık olmuyor mu diye. Vallahi yazık oluyor ama işte evrim bu. Yapacak bir şey yok. Yani bir de dönemin getirdiği bir gerçeklik hocam yani. Hani ondan geri kalmamız da mümkün değil. Teknoloji bu kadar gelişti. Yani artık dergiler ve gazeteler, yani sosyal medyalar oldu. Herkes kendi sayfasından yayın çıkarıyor neredeyse. Hani üreten insanlar özellikle. O yüzden de yapacak bir şey yok.
Bir sorumuz daha var hocam. Ha, buyurun buyurun, siz devam edin, ben soruyu sonra sorayım. Yani bu karikatürleri, bu renkli örnekleri gördüğün karikatürleri kağıt ve kalemle çizdikleri. Senin sergilerde yaptığımız olan karikatürlerde tablette. Aslında hiçbir farkı yok birbirinden. Yani evet, görüntü olarak hiçbir farkı yok gerçekten. Hatta artık şey oldu yani, hani bir sergi vesaire olacaksa yine onun çıktısını alıp güzel bir kağıda orijinal imzayla çok da güzel bir şekilde hani sergilenebiliyor. Hocam Yıldızhan Vedat, Vedat Yıldızhan Bey galiba, meslek, aile ve sanatta üçü bir arada başarının sırrını bize söyler misiniz lütfen hocam demiş. Ya bir başarılı mıyım, inşallah başarılı olmuşumdur. Yani bir sırrı yok bunların, bir sırrı olamaz. Yani sadece severek yapmak istediğin şeyi yapmaktır yani bu. Özellikle bir şey, mücadele bir şey yapmıyorum. Karikatürü çok severek çizdim. Yıllarca çok severek çizdim. Şimdi de severek çiziyorum. Hekimliği çok severek yapıyorum. Yani bir daha dünyaya gelirsem yine hekim olurum. Yine ortopedist olurum. Ailemde de dediğin yaşta iki tane sanattan hoşlanan kızım var. Eşim sanatla çok yakından ilgileniyor. Bunun benim için yeterli bunlar. Bunun bir sırrı Ne güzel. yok. Ne güzel. Evet, yine kardan adamlı bir karikatür. Ya işte bu da sevgi yine, o çocuğun insan içinde bulunan o engel olunamaz, dayanılamaz ve tarif edilemez sevginin bir göstergesi. Yani çocuk belki hayal ediyor içinden geçeni. Ben çocukken öyleydim. Üzülürdüm dışarıda ki karlara da üzülürdüm. Karlar üşüyorlar diye. Kar üşüyor mu? Doğası bu. Bu da öyle bir şey. Yani kardan adamın yanına almış. Ayak izleri de vardı. Kapısından bir kalorifer de yanıyor bu arada. İçerisi sıcacık. O Evet. sıcacık kardan adamın yanına almış. Yine çok farklı aykırı objelerin bir araya getirilmesi espri ortaya çıkaran. Bir sıkıntı yok değil mi hocam? Bir şey düştü yok, ama. tamam. Tuvaletin bir tanesi düştü. Küstü. Tamam. Yalnız burada taramaları renkli görüyorum hocam ya. Farklı bir kalem mi kullandınız? Hayır hayır. Bunları tarama yapıp üzerlerini sulu boyayla boyamıştım. Bunlar hepsi kalem. Kalem ve sulu boya. Anladım. Sanki renkli gibi duruyor da taramalarda. Yok hayır. Hayır. Tamam. Dijitallerde renkli tarama yapıyorum. Hı. Bu Mustafa kardeşimin çok sevdiği bir karikatür. Ya işte ben avcılığa karşıyımdır. Yıllarca kuş fotoğrafı da çektim. Avcılığa karşıyımdır. Burada vurguladım. Zavallı fil kendini avcıdan kurtarmak için ağaç kamuflajı yapmış. Ağaç kılığına girmiş. Bu arada Mustafa kardeşim dediniz hocam. Sarıya. Mustafa Sarıya. Kağıt Evet. Kalemsiz olmuyor ki, dönem dışı kaldım ya yazmış. Ya onun zaten böyle bir şeye katılması bile büyük olay. Bize. Evet, bu da benim en sevdiğim karikatürünüz hocam. Arada seçmem gerekirse. Evet, evet. Dünyayı ne kadar farklı gördüğümüzü vurgulamak istedim. Çocuk gözüyle ve bizim gözümüzde dünya ne kadar farklı. Biz ayı bir astronomik obje olarak anlatabiliriz kraterleriyle, dağlarıyla, ama çocuk için o her zaman ay dededir. Yani değil mi? Bakış Evet. açısı, ya yetişkin ve çocuk arasındaki bakış açısının o farkını, bir de yetişkin söylüyor. Hani baloncukta da onu görüyoruz. Çocuk Evet. hayal ediyor. Düşünüyor, evet. Bunu vurgulamak istedim. Bu gerçekten çok çok güzel bir karikatür. Yani hepsi güzel tabii ama hani arasından seçmem gerekirse nacizane ben bunu seçebilirim. Teşekkürler. Evet, bu karikatürünüze. Ben aslında hocam karikatürleri sıralı koydum ama telefon sağ olsun karıştırmış. O yüzden aradan seçmeye çalışıyorum. Bu temel hak ve özgürlüklerden de herhalde. Temel Evet. Hak ve özgürlüklerden de. Bu dijital çizim işte. Bu dijital çizim. Yani ne kadar temel haklarımızı ve özgürlüklerimizi kesip
gömerseniz, üzerine topraklar dörtseniz, kapatırsanız da yani yine bir şekilde bir fidan bulacak, bir şekilde ortaya çıkacak. Yani belki de günümüzde olan bu yani. Ne kadar baskılamaya çalışırsanız çalışın, mutlaka ve mutlaka bir çıkar yol bulacağız. Sanat bir şekilde şeyi evet. bulacaktır, o yolunu bulacaktır. Şu karikatürü, evet, bunu gördük. Ben şimdi aradan minnacık şeyden hocam, toplu iğne ucu kadar ki görsellerden hangisini seçtim, hangisini seçmedim, tamam, ona bakıyorum. biraz hocam bu noktada fotoğrafçılıktan bahsettiniz ya, biraz ondan bahsedelim dilerseniz. Sonra evet, orijinal çalışmalarınıza geleceğim. Tamam. Fotoğraf çok merak ettiğim bir konuydu. Öğrendiyken çok merak ediyordum ama yani fotoğraf makinesi alacak bir fotoğraf makinesi sahip olacak durumumda yoktu. Daha sonra biraz da ekonomik olarak geldik toparlayınca Baffa'da görev yaptım. Fotoğraf makinesi aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. Çok severek çektim. Fotoğraf makinelerini de çok severim. Bafra çok enteresan bir yerdi. Kızılırmak Deltası'nın olduğu yer ve orada Türkiye'nin en önemli sulak alanı var. Kızılırmak Deltası sulak alanı ve orada bir yığın kuş türü var. Çok ciddi kuş türleri var. Orada kuş fotoğrafları çekmeye başladım. Ve epey de çektim. Artık yarı profesyonel gibi oldum. Yani Atlas, Gezi dergilerine artık fotoğraflar verdim. Doğa fotoğrafları çektim. Manzara fotoğrafları çektim. Fotoğrafın su altı fotoğrafçılığıyla ve astronomik fotoğrafçılıkla ilgilendim. Onlarla da örnekler verdim. Sonra bir gün baktım, fotoğraf beni çok tatmin etmiyor. Yani hepsi çok güzel, hoş da yani yeteri kadar duygu veremediğimi düşündüm. Resme döndüm. Evet, o noktaya geldik. Tamam, siz güzel getirdiniz. Orijinalden kastım buydu. Ben o zaman nereden başlasak? Şöyle başlayalım hocam. Evet. Ya resimde ben biraz böyle 19. yüzyıl adamı gibiyim. Daha çok empresyonist tarzı seviyorum. Biçimi bozmadan biçimin içinde renklerle ve fırça darbeleriyle oynayarak deform etmeye çalışıyorum. Yani resim bakıldığı zaman benim ne resmi yaptığım anlaşılsın istiyorum ve o objenin içinde kendi duygularımı vermeye çalışıyorum. Biraz da empresyonist tarzı oluyor. Süpersiniz hocam. Şu an izleyiciler bunu fotoğraf zannedebilir ama resim. Resim. Orijinalini, hatta büyük halini şeyden görebilirsiniz. Hocamızın Instagram'ınızda da var, Facebook'ta da var galiba hocam. Böyle pentürler, evet, bayağı bir fırça bak, darbesiyle oluşturduğu, evet, çalışmalar. Evet. Şöyle bir çalışma daha. Yine bu da Samsun'da bir köyün resmiydi. Onu plein air, yani açık havada yapmıştım. Ufak bir şey çalışma bu. Ön taraftakiler pancar tarlasıydı. Pancar yani kara lahana. Karadeniz'de çok yaygındır bilirsin. Sevdiğim bir resimdir bu. 25-35 olması lazım. Ufak bir çalışma ve doğada yaptım onu. Bir de hocam da doğada resim yaptım. Doğada yani, resim yapmayı çok seviyorum. Evet. Sezanlar, Moneler filan bayağı bir evet, onun devamı. bir de hocam meslekten dolayı mı bayağı bir gezmek zorunda da kalıyorsunuz? Bunun bir üretimlerinize katkısı oluyor mu? Nasıl bir katkısı oluyor ya da? Ya şimdi şöyle, yani evet çok gezi yapıyorum. Ve özellikle gezdiğim yerlerde müzelere mutlaka gidiyorum. Ve bu pandemi öncesi de yılda bir defa bir müze gezisi yapıyordum. Bir veya iki defa. Bu yurt dışı da olabilir. Orada birçok tabii ressamın resimleriyle karşılaşıyorum. Bana çok büyük faydaları oluyor. Teknik olarak faydası oluyor. Dünya görüşüm değişiyor. Yani onların daha çok büyük fayda sağladığımı söyleyebilirim. Ama şimdi tabii öyle bir şey yapamıyoruz. Şimdi işte kitaplarla falan idare ediyorum. Kamil hocamız, Masaraj hocamız Küba sergisi de çok iyiydi diyor. Onun hani hangi sergi hocam? Aa evet, bak unutmuşum ya. Şöyle Küba'ya
İki defa gittim. İkisini de fotoğraf çektim. Fotoğraf çekmek için gittim Küba'ya. Küba fotoğraf çekilecek. Fotoğraf meraklısı arkadaşlarım varsa söyleyin. Dünyada fotoğraf çekilecek eğer tabii olanaklar varsa gidebilecekleri yer Küba. Küba çok rahat. İnsanlar fotoğraf makinesinden çekinmiyorlar ve çok rahatlıkla poz verebiliyorlar. Bir de Vietnam. Onda da insanlar hiç rahatsız olmayan fotoğraf makinesinden. Orta Doğu ülkelerinde ve Afrika ülkelerinde bu biraz daha zor oluyor. Rahatsız oluyor. Avrupa'da da öyle tepki gösteriyorlar. Ama Küba'da çok rahat fotoğraflar çektim. Sergi açmaya karar verdim. Kamil kardeşim ön ayak oldu. İşte hazırlıklara başlarken ya işte aslında fotoğrafı bırakmam orada başladı. Yani çekmiş olduğum fotoğraflar güzel ama yani çok şey vermiyordu bana. Bir şeyler oynayayım dedim. Bunlarla bir şeyler yapayım dedim. Biraz Photoshop'ta oynadım falan. Biraz resim havasına falan büründürdüm. Güzel bir sergi oldu. Çok güzel bir sergi oldu. Ama sanırım resme dönme fikri o yıllarda canlanmaya başlamıştı bende. Yani çok çizgi yapmak gibi. Yani yapmış olduğum şeyle biraz oynamak istiyorum. Biraz emek vermek istiyorum. Fotoğraf bana biraz şey geldi. Hafif geldi o yüzden. Tam tatmin etmedi sizi demek ki Evet, kendinizden. aradığımı bulamadım ama çok seviyorum fotoğraf. Yine fotoğraf çekiyorum. Şimdi resim yapmak için fotoğraf çekiyorum. Nerenin resmini yapacaksam onu resim yapacakmışım gibi fotoğrafını çekiyorum. İleride ondan da fayda alıp kendi çektiğim fotoğraflardan faydalanarak resim de yapıyorum. Peki kaç yıl oldu hocam resim çalışmalarınız? O ilk karikatüre başladığınız dönem var mıydı böyle bir merak? Bak, resim yapıyordum. Resime yatkınlığım vardı ama o zaman hemen hemen hep karikatür çiziyordum. Hemen hemen hiç resim yapmıyordum. Yaklaşık 6-7 yıldan beri aktif olarak resim yapıyorum. Yani karikatür, fotoğraf, resim. Araya bir müzik girdi. Altı Aa. çalmaya çalıştım ama çok yeteneksiz çıktım, beceremedim. Jübile çok kolay oldu yani orada. Çok hızlı oldu. Evet. Yok, o hemen belli oldu onda. İlk yeteneği yok. Bu ordunun bir şeyi yaylası, Turnalık Yaylası diye çok sevdiğim bir yayladır. Oradan bir kış manzarası. Valla gerçekten çok çok başarılı hocam. Şimdi izlenimci çalışmalarınızı gösterdik. Biraz figüratiflere bakalım. Hatta arkanızda şu an bize göre sağda bulunan portre. Şöyle. Orijinali Mustafa. arkada. Evet, dijitalde Mustafa burada. kardeşim. Mustafa kardeşim de Covid geçirdi. Şu anda Evet. sağlığı gayet iyi. Ona tekrar geçmiş olsun diyorum. Evet, geçmiş olsun. Kendisi sağlık çalışanı olduğu için tabii kaçamıyor. Evet, Yani evet. onların da gerçekten şeyi çok zor yani bu dönemde sizin de aynı şekilde hocam hakkınızı gerçekten ödeyemeyiz bu anlamda. Teşekkür ederim. Evet, burada o mesela fırça darbeleri daha net biraz daha görünüyor Evet. portre olduğu için. Evet. Bu da ufak boyutta bir çalışma olduğu için daha belli oluyor. O da ufak boyutta belli oluyor bunda. Evet, bu tür çalışıyorum. Ya fırça darbeleriyle. Bu annemin portresi. Süper ya. Annemin. Evet. Gerçekten yani resim anlamında bu Sevdiğim bir resim. evet. Bu hanımefendiyi de bir yerden tanıyacağım ama hocam. Eşim Sibel. Evet, Bu şimdi işte hocamızın 20. 21. yüzyıl portresi bu. Yani cep telefonuyla vaktini geçiren tipik bir 21. yüzyıl portresi bu. Resim paylaştığım yerlerde çok ilgi topladı. Doğallığından ve tamamen dönemimize ait olmasından kaynaklanan bir beğeni topladı bu resmin. Bunlar tuval üzerine mi hocam? Tuval. Hepsi tuval üzerine Tuval yağlı. üzerine yağlı boya hepsi. Evet. Şimdi hocamızın bize göre sol tarafındaki tabloyu göstereceğim. Bu arkadaş da bir yerden Kızım. tanıdık geliyor bana ama. Benim kızım. Kızım. Büyük kızım.
Bu da diğer kızım. Evet, o sanata meraklı. İkisi de sanatçı, kadın doğum uzmanı, hekim ikisi de. Evet. Kızım kadın doğum uzmanı, Selin ufak kızım, o da psikiyatrist. İkisi de sanata meraklılar. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Yani sizin katkınızın ben büyük olduğunu düşünüyorum hocam. Ne mutlu bana o zaman. Peki hocam, son olarak bir resim getiriyorum. Bunu tanıyabilecekler mi bakalım? İzleyicilere de sorayım. Tamam. Bakalım bu gelen portre kimin portresi? Sizde, ama siz yapan olduğunuz için biliyorsunuz tabii hocam. Hı. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu tanıyan varsa yazsın. Kendisine ne veriyoruz hocam? Hediyeyi hocamız yollayacak. Bu tamam. Portreyi orijinalini yollayacak diyormuş. Karikatürlerinden gönderirim. Evet, otoportre. Yani şakaydı zaten. Hocam bu arada 52 dakikayı devirmişiz. Ne kadar Gerçekten çok hızlı bir program oldu. Çok keyifli bir program oldu. Şöyle sorular geldi. Biraz onlara bakayım. Turgay hocamız şey demiş, müziği de başardın ama sevmedin herhalde demiş. Beceremedim Turgay'cığım, beceremedim. Çok isterdim becermeyi. Olmadı. Ama belki onda zamanı gelir yine hocam. Belki bir deneme. İnşallah. Evet, gözüm ıstırıyor bir yerden demiş Melis Hanım. Evet, süper. Hocam benim sorularım bunlar. Hani izleyicilerden de aldık. Çok keyifli bir program oldu gerçekten. Sizin değinemediğimiz, gözümüzden kaçan, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Emreciğim, çok teşekkür ederim. Yani bu fırsatı bana verdin ve güzel bir sohbet oldu. Senin sayende ben de eski yıllarımı tekrar almış oldum. Buna da ihtiyacımız var. Yani ülke olarak, yani uzun yıllardan beri çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bu eskiyi anmak bizi birazcık mutlu etti, rahatlattı. Ne güzel hocam. Ne bütün güzel. Teşekkür ediyorum. Bu arada Kamil Masaracı hocamız dalgıçlığı da var demiş. Basitçe sualtı fotoğrafçılığı yaparken mecburen durumunda kaldım. O yüzden de bir iki yıldızlık dalgıçlık bravesi aldım. Ama dalgıçlıkla da çok iyi değilim. Müzik kadar mı hocam? Aynı mı? Ondan birazcık daha fazla ama çok da sevmedim. Aman, o müzikten iyi olsun yoksa tehlikeli bir iş dalgıçlık. Evet ya, evet, tehlikesinden ziyade bir sürü malzeme kullanmak zorundasın. Onu takıyorsun, bunu takıyorsun falan geliyorsun. Doğru geldi bana. Resim yapmak daha güzel şimdi. Evet, süper. Hocam ağzınıza sağlık. Katkınıza çok teşekkür ediyorum tekrar. Tekrar buluşmak üzere diyorum. Bu Covid mi geçsin? Tekrar yüz yüze de buluşuruz dilerim. Herkese izleyin. Evet, izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bu hafta Mehmet Altı hocamızı ağırladık. Konuşarak çiziyoruz. 25. bölümümüzde. Bu arada 25 haftayı geride bıraktık hocam. Bakalım devam edeceğiz gibi. Ben aslında planım şöyle 8-10 programda ama 25'e geldik. Daha da devam ediyor bakalım. Sırada konuklarımız da var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pazar günleri 21'de görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler.